Avrupa'nın diğer bir köşesinde Çekoslovakya'nın başkenti Prag'daydık. Karlar altında da bambaşka bir güzelliği olan Prag'da Türk yemeklerini Çeklere ve Prag'a gelen turistlere sevdiren İstanbul Kebap'taydık. Şimdi hep birlikte izliyoruz. Tarihi Prag kenti 2004'te Avrupa Birliği'ne katılan Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olmasının yanında son yıllarda ünü giderek artan bir turizm şehri. Çekoslovakya'nın başkenti Prag'tayız. Prag tarihi bir şehir olmasının yanında farklı bir kültüre de sahip. Bu şehirde pek çok Türk yok. Öyle diğer Avrupa şehirlerinde olduğu gibi. Ama güzel bir Türk restoranı var, İstanbul Restorant. Buranın sahibi Erol Kaya şu an yanımızda. Öncelikle Erol Kaya'yı tanıyalım. Erol Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? Ne zaman Prag'a geldiniz? Niye geldiniz? Sizi buraya getiren sebepler neydi? Prag'a gelmemizin nedeni sağ olsun dayım, onun iştirakıyla oldu. Kendisi uzun süredir Almanya'da yaşıyor. Burada görmüş olacak ki böyle bir ihtiyaç var ya da boşluk var. Herhalde bir gezinti için, bir turistik seyahat için gelmiş yani, gibi diyor. Vakti Türk restoranı yok. Evet, evet, yok öyle bir ihtiyaç var. Hadi demiş orada bir böyle bir şey yapsak nasıl olur? İşte görüşmeler aramızda, yapar mıyız, eder miyiz, nasıl başlarız? Böyle ani bir karar verip hadi bismillah başlayalım. Başlandı. Bu kararla 1995 yılında Prag'da açılan İstanbul Restoran'da tam 15 yıldır kebap yeniyor. Başladığımızda küçük bir yerdi. Daha küçük bir yerdi göründüğünden. 7-8 sene o şekilde devam ettik ve artık yetmemeye başladı kapasite. 2004 senesinde büyütelim burayı dedik. Güzel bir rekonstrüksiyon yaptık. Ve o gün bugündür hizmet veriyoruz. İstanbul Kebap, Prag'da açılan ilk Türk restoranı olma özelliğini taşıyor. Öncelikle zannediyorum Türk yemeklerini tanıttınız. Zor bir süreç oldu mu? Çok zor bir süreç oldu aslında ama yani ilk aldıkları da tattıktan sonra insanlar bu ilginç, güzel yemekler hoşlarına gitti. Devamı da geldi yani. Çekoslovaklar çok Türkiye'ye giden bir millet değil bildiğim kadarıyla, Almanlar gibi. Türk yemeklerini de çok tanımıyorlar zannediyorum. Evet, öyleydi ama son zamanlarda özellikle 2000 yılından sonra Türkiye'ye ciddi bir derecede Çekler gidip özellikle Antalya, İstanbul, işte Marmaris, Fethiye, Bodrum bu yerlere gidip gelenler var. Gidip döndüklerinde de bize bir uğruyorlar. Çekoslovakya'ya geldiniz, Türk'ün az olduğu bir yere geldiniz. Evet. Yaklaşık olarak zannediyorum tüm Çekoslovakya'da 1500 civarında insanımız yaşıyor. Prag'da da 800 civarında. Zor olmadı mı? Oldu. Ama ben geldiğimde burada hemen arkadaşlık kurabileceğim insanlarımız da vardı. Yani bizim kendi çevremizden, hemşerilerimiz diyeyim. Bir yoğun bir çalışmanın içine girdik o zamanları. Zamanında nasıl geçtiğini, bu 15 sene nasıl geçtiğini de anlayamadık açıkçası. Yani belirli bir yerlere geldik ama zor oldu tabii. Ülkemizi özledik ama devam ettik. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz halen de. Başarılı girişimcimiz Çekoslovakya'da restoran açarken herhangi bir zorlukla karşılaşmamış. Daha kolay burası. Yani daha rahat. Biraz da iştirak ediyorlar. Nasıl diyeyim? Teşvik ediyorlar sizi iş yapmanız konusunda. Coğrafi konumundan dolayı lojistik bir üs olmaya hazırlanan Prag, iş adamları büyük ilgi gösteriyor. Türkiye'den pek çok iş adamımız da zannediyorum çeşitli vesilelerle buraya geliyordur. Evet, evet. Onlara mutlaka buradan bir duyurunuz olacak. Onlar herhalde eğer Türk yemeği yemek isterlerse mutlaka İstanbul Restoran'a gelsinler. Evet. Ama siz onlara bir şeyler söyleyeceksiniz. Benim onlara söyleyebileceğim özellikle yurt dışına açılmak isteyen ya da yurt dışıyla çalışan iş adamları Çek Cumhuriyeti'ni hatta Prag'ı bir üs olarak seçebilirler. İstanbul Restoran'da kullanılan dönerse Berlin'den hazır olarak getirtiliyor. Berlin'de narin döner. Abdülkadir kardeşim benim istediğim şekilde döneri yapıyor. Gerçekten iyi de yapıyor. Ve kendisinden çok memnunuz. Dönerinden de buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum. 3 senedir yaklaşık 3-4 senedir döneri Almanya'dan Berlin'den alıyoruz ve çok da memnunuz. Ve müşterilerimizden aldığımız tepkiler de çok iyi döner konusunda. İstanbul kebabın patlıcan kebabı meşhurdur.
Erol Kaya, yabancı ülkelerde öncelikle dil sorununu çözmek gerekiyor diyor. Yaşadığınız yerin dilini öğrenmediğiniz sürece bu bir handikap sizin için. En büyük şey, ilk önce oranın dilini öğrenmeniz gerekiyor her konuda. Yani gerek özel ilişkilerde olsun, gerekse işte bir devlet dairesinde ya da herhangi bir yerde işinizi görebilmeniz lazım. Birebir işinizi halletmeniz gerekiyor. Dil çok önemli. Yani bu çok önemli. Özellikle Türkiye'ye gittiğinizde insanlar şey der, ya nereden geliyorsunuz? İşte Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan. Siz Çekoslovakya'dan geliyorum dediğinizde ne diyorlar size? Yani bir tanımayanlar çok var. Yani arabayla gittiğimizde genelde de bakıyorlar, bu nerenin plakası falan, sen nereden geliyorsunuz falan. İşte diyoruz Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti neresi? Çünkü Çekoslovakya diyebiliyorlar. İşte Çek Cumhuriyeti anlatıyoruz, burası falan diye. Halbuki Almanya'nın hemen dibinde şu 100 kilometre yanı Prag. Müzik